Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersimizde çokgenlerde alan süper bir konunun testini çözeceğiz arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 13 çözeceğimiz testimiz. Birinci soru ekranlarımızda. Birinci soruyu okuyoruz arkadaşlar, diyor ki ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 96 cm karedir. Eşkenar dörtgen diyor. Eşkenar dörtgen ne demekti? Şurası şuraya eşit, burası buraya eşit ve bunlar dik kesişiyordu. En önemli özelliği buydu. Yani burası 6 ise burası da 6. Burası x ise burası da x. Bilmiyoruz. X ise x diyelim. Şimdi alan 96 cm kare olduğuna göre eşkenar dörtgenin alanı nasıl hesaplanır arkadaşlar? İki köşegenin çarpımını 2'ye bölersek, yani şu köşegenin uzunluğu ne? 12. Bu köşegenin uzunluğu ne arkadaşlar? 2x. Doğru mu? Çarptık, bir de böldük, 2'ye eşittir. 96'yı verdi. 2 ile 2 gitti. 12x eşittir 96 çıktı değil mi? 2 ile 2'yi götürdüm ben. Doğru mu arkadaşlar? 12x eşittir 96 ise x buradan ne çıkacak sevgili arkadaşlarım? 8 çıkıyor. X'imizin uzunluğu. DB'yi soruyor. Yani 2x'i. O zaman bu köşegenin uzunluğunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Burası 8 ise bu da 8 olacak. 16 santim gelecek DB uzunluğu diyorum. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Evet. İkinci sorumuz ekranlarda. İkinci soruya bakıyoruz. Dik yamuk diyor. DC AB'ye paraleldir. Zaten yamuk olmasının şartlarından bir tanesi bu. Üst aşağıya paralel olacak. AB 12, DC 8 ve alan ABC'de 100 santimetre kare olduğuna göre BC'nin uzunluğu nedir? Şimdi yamuktaki alan nasıl hesaplanır arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 diyorduk. 12 artı 8 bölü 2 eşittir ne oldu burası? 20 bölü 2'den 10 geldi. Bu alt taban artı üst taban bölü 2 dediğimiz çıkan sayıyı da yükseklikle, yani buradaki x ile çarparsak 10x eşittir bize alanı verecektir. Alan nedir? 100 santimetre kare. 10x eşittir 100 ise x ne çıkıyor sevgili arkadaşlarım? 10 santim çıkacak. Burada BC uzunluğumuz, bir daha söylüyorum, yamuktaki alan alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar. Bakın sadece formülleri bilmemiz gerekiyor. Daha başka hiçbir işlem yapmadık bu karşımıza çıkan ilk iki soruda. Üçüncü soru ekranlarımızda diyor ki ABCD dik yamuğunda DC paraleldir AB'ye, CB diktir AB'ye ve E noktası AB kenarının üzerindedir. Burası buranın üzerindedir. Alan AED 24'müş. Alan AED, şuranın alanı 24'müş. Şimdi üçgenin alanı neydi ilk önce? Bunu konuşalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. Bunun yüksekliği bununla aynı mıdır? Evet arkadaşlar, ikisi paralel olduğu için onun yüksekliği bununla aynı. Şimdi buraya x diyeyim, buraya da x diyeyim. 6 çarpı x bölü 2 eşittir 24 olacağına göre 6x eşittir 2 ile 24'ü çarpıyorum 48. İçeri dışarı çarpma yaptım. X'in buradan 8 santim çıktı. Burası 8, bu yükseklik de 8. Şimdi ABCD yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi alt taban 8, üst taban 5 bölü 2 dedim. Hocam bölünmüyor bu. Kalsın böyle. Çarpı yükseklik diyeceğiz zaten. Çarpı 8. Anlaştık mı arkadaşlar? Neden bölünmemesine biz çok üzülmedik? Buradaki 8 ile buradaki 2 sadeleşecek, gidecek zaten. 8 ile 2 sadeleştirin 4. Burası ne oldu? 8 artı 5'ten 13. 13 ile 4'ü çarparsak sonuç ne çıkacak arkadaşlar? 52 santimetre kare bu yamuğun alanı. Bir daha söylüyorum. Üçgenin alanından taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanıdır dedik. Üçgenin yüksekliği 8 çıktı. Doğru mu x? Sonra yamuk, bakın bu x'i paralel olduğu için, bu dik bir yamuk olduğu için bu yükseklik buraya da eşittir dedik. Buraya da 8 santim dedik. Yani bu uzunluğu buraya kaydırdık. Yamuğun yüksekliği de 8 oldu. Şimdi yamuğun yüksekliğini biliyoruz. Alt tabanı biliyoruz. Üst tabanı biliyoruz. A, B, C, D yamuğunun alanı. Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani 8 artı 5 bölü 2. Çarpı yükseklik. Bölünüyorsa bölersiniz. Bölünmüyorsa zorlamaya gerek yok. Yükseklik çift sayı olduğu için bu 2'yi sadeleştirecek. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dolayısıyla cevabımız 52 çıkıyor. Geçiyorum 4. sorumuza.
Şekildeki ABC'de eşkenar dörtgen ve CH AH'a diktir diyor. Burası yüksekliği 8'miş. CH 8 ise alan ABC'de 72 ise AB uzunluğunu, yani şuranın alanı 72'ymiş. Arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin alanı iki şekilde bulunuyordu. 1. Köşegenlerinin çarpımı bölü 2 idi. 2. Taban çarpı yükseklik. Dörtgen hesabından gidersek taban çarpı yükseklikten gidiyoruz. Bölü 2 demiyoruz ama burada. Köşegenlerden çarparsak bölü 2 diyoruz. Burada bölü 2 demiyoruz. Taban çarpı yükseklik. Tabana ben burada x diyeyim. 8 çarpı x eşittir 72. X buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 9 çıktı bizim x'imiz. Burası 9 santim. Bize neyi soruyor? AB'yi soruyor. 9. Burası da 9. Burası da 9. Burası da 9 deriz arkadaşlar. Çünkü alan 72. Alan ABC'de 72 ise 8 de yükseklikte neyi çarparsak 72 eder dedik. 8 çarpı x 72'den x'imiz eşittir 9 çıktı. Geçiyorum 5. soruma arkadaşlar. 5. soru ekranlarda. Diyor ki şekilde ABCD ve KLM birer kare. Bunlar birer kareymiş. DKM üçgeni, CLM, BKL, AN, ANK eş üçgenlerdir. Şu üç tane üçgen eş üçgenlerdir diyor. Tamam. Alan CML, yani şurası 6'ymış. AB'de 8 olduğuna göre, şurası da 8 olduğuna göre KLMN karesinin, şu içerideki karenin alanını soruyor. Ya şunlar eş üçgen. Bu 6 ise bu da 6. Bu da 6, bu da 6. Şu karenin bir kenarı 8. Burası da 8, burası da 8, burası da 8. Bu 6 santimetre kare. Şunlar alan, şu üçgenlerin alanı. Ben şu içerideki karenin alanını tüm büyük kareden şu parça alanları çıkartırsam bulabilir miyim arkadaşlar? Hayli hay bulurum değil mi arkadaşlar? 8 çarpı 8'den karenin alanı 64 çıktı. Şu küçük parçaların alanı ne çıkacak? 4 çarpı 6'dan 4 tane var bunlardan değil mi? 24 çıktı. 64'ten ben 24'ü çıkartırsam içerideki karenin alanı 40 santimetre kare olacakmış derim. Anlaştık mı arkadaşlarım? Gayet güzel bir soruydu. Ama mantığını kavramak gerekiyor. Bir şeyin içindeki alanı soruyorsa dış parçaları çıkartıp bütünden o alanı elde edebiliriz. Burada bunu gördük, tamam mı? Şimdi geçiyoruz 6. sorumuza. 6. sorumuz ekranlarımızda diyor ki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin çevre uzunlukları birbirlerine eşittir. Bu dikdörtgenin burası 4 ise burası 4, burası da 10. Bunun çevresini bulalım bakalım. 14 çarpı 2'den 28. Kısa kenarla uzun kenarı topladım, 2 ile çarptım. Burası da 6'ya 6 ise şimdi 28'den 12'yi çıkardım. 28'den 12'yi çıkardım. Ne kaldı? 16. Uzun kenarlar ne olacak o zaman? 2'ye bölerim. 8'e 8 dedim değil mi? KLM'ne dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Bunun uzunluğunu bulduktan sonra bize alanını soruyor. Bunun alanı nedir arkadaşlar? 10 çarpı 4'ten 40. Bunun alanı nedir? 8 çarpı 6'dan, çünkü dik kenarların çarpımıdır değil mi dikdörtgenin alanı? 8 çarpı 6'dan 48 santimetre kare buranın alanı çıkar. Cevabımız ne oldu? Bursa şıkkı oldu. Geçiyoruz arkadaşlarım 7. sorumuza. 7. sorumuz diyor ki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanları birbirlerine eşittir. O zaman 12 çarpı 4 24. O zaman 4 çarpı ne olması lazım buranın da? 6 olması lazım ki 24 olsun değil mi? KLMN dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetre karedir? 4 artı 6, uzun kenar artı kısa kenar. Burası da 6, burası da 4. Uzun kenarla kısa kenarı şu ikisini toplayıp 2 ile çarparsanız çevreyi bulursunuz. O ne diyor? 2 ile çarptığımızda da çevresi 20 santim ediyormuş. 7. sorumuz da kolaydı. Geçtik 8. sorumuza. Ne diyor? ABCD kare, BKLM'de dikdörtgen, CM, bakın CM, MLY eşit, bu da LK'nın iki katı. O zaman burası x, 2x, 2x dedik değil mi? O zaman buradan burası da x geldi. Yani karenin bir kenarı 3x oldu. 3x, 3x, 3x. Burası x, burası 2x. Şimdi BKLM dikdörtgeninin şuranın çevresi 24 olduğuna göre çevresine 3x çarpı 2, 6x. 6x 24 ise x eşittir 4 oldu.
ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir diyor. ABCD karesinin bir kenarının olduğu 3 çarpı 4'ten x'e 4 dedik ya. 12, burası da 12. Alanı ne olacak? Bu 12 ile 12'yi çarpıyoruz. 144 santimetre kareyi elde ediyoruz. Anlaştık mı arkadaşlarım? Evet, geçiyorum 9. soruma. Şekildeki 5 eş dikdörtgeninden oluşmuş ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 66 santim olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Bakın, buraya 3 yıldız atıyorum 9. soruma. Neden? Karelerin kenarlarından uzun kenarın kısa kenarlara oranlarını görmeniz gerekecek arkadaşlar. Şimdi bakın, kısa kenarlardan 3 tanesi 2 tane uzun kenara denk geliyor. Doğru mu? O zaman kısa kenarlara ben ne diyeceğim? Uzun kenarlara ne diyeceğim? Bunun hesabını yapmamız lazım. Bakın, kısa kenarlardan 3 tanesi, kısa kenarlardan 3 tanesinin toplamı 2 tane uzun kenara denk geliyor. Doğru mu? O zaman kısa kenarlara ben 2x, uzun kenarlara 3x diyecek miyim arkadaşlar? Evet, 3x'e 2x ne oldu? Burası da 3x değil mi? Bu kenar 5x oldu. Bu kenar 6x. Bu kenar da 3x'ten. Burası da 2x, 2x, 2x. Böyle bir dikdörtgen çıktı. 6x'e 5x değil mi? 5 eş dikdörtgenden oluşmuş ABCD dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 66'dır. Şimdi 6 artı 5, 11, 2 ile çarparsak 22x eşittir 66 ise tüm çevresi. X'imiz buradan ne çıkıyor? 66'yı 22'ye bölersek 3 santim çıkıyor. Alanı kaç santimetredir diyor. X'imiz 3 ise burası 6'dan ne oldu arkadaşlar? Karenin alt kenarı ne oldu? 6 çarpı 3'ten 18. Yan kenarı ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 3'ten 15. Şimdi 15 ile 18'i çarparsak biz ne olacak arkadaşlar? 18 çarpı 15 diyelim bakalım. 15 çarpı 15 225'ti. Değil mi? Üzerine 45 daha eklersek 270 sayısını buluruz. Çarparsak da buradan biraz daha uzun sürer. Biraz akıldan yaptık arkadaşlar. Buradaki yıldız attığım sorunun özelliği bu. Bu dikdörtgenin kaç tane uzun kenarı kaç kısa kenara denk geliyor? Dolayısıyla kısa kenarına ne diyeceğim? Uzun kenarına ne diyeceğim? Bunu bilmek burada. Bunu anlamak önemliydi. Bakın, 3 tane kısa kenar 2 uzun kenara denk geliyor değil mi? Bak, yandan 2 tuğla geldiğinde, 3 tuğla geldiğinde uzunlukta 2 tuğlayı karşılıyor. O zaman uzun kenarlara 3x, kısa kenarlara 2x dedim. Çarpalım. 3 tane 2, 6. 2 tane 3, 6. Aynı geldi. Gördük değil mi? İşte bu oran ters orantıdır arkadaşlar. Bunu çok iyi kavramak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum 10. soruma. Ekranlarımıza geldi. 10. sorumuzu okuyoruz. Şekildeki ABCD paralel kenarında K ve L noktaları, DC kenarı, P ve N noktaları AB kenarı üzerindedir. Tamam. DC eşittir 6 tane kare. O zaman buraya X dersem DC'ye ne diyecekmişim? 6X diyecekmişim. AB eşittir 3PN. Şimdi burasına da ben o zaman arkadaşlar 6X diyeceğim buraya da. Buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Bunun 3'te 1'iymiş. 2X değil mi? Anlaştık mı? Çünkü dikdörtgenin bu kenarı, pardon, paralel kenarın bu kenarı bu kenarına eşit olacak. Bunu 6X dediysem bu da 6X. Şimdi bu soruya baktığımızda arkadaşlar nasıl bir çözüm yolu geliştireceğiz? Bu ikisi de arkadaşlar paralel. Doğru mu? Bir paralel kenar. Bu da paralel olduğundan dolayı üst taban alt tabandan farklı bir yamuk oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Bunlar kesikli parçalar olduğundan dolayı yamuk alanından hesaplamamız gayet mümkün olacak arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Taralı bölgenin alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi bu ikisinin yüksekliği de eşit olacak mı arkadaşlar? Eşit olacak. Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2x artı x bölü 2 bizim ne oldu? Buradaki taralı bölgemizin alanı oldu. Büyük paralel kenarın alanı ne oldu? Alt taban, onu da yamuk gibi hesaplayalım. Artı üst taban 6x bölü 2. Çarpı yükseklikleri demiyorum çünkü çarpı yükseklikler aynı. Bunu kullanmama gerek kalmıyor. Buradan 6x çıktı. Buradan ne çıktı arkadaşlar? 3x bölü 2. Birbirlerine oranı nedir? 3x bölü 2 bölü 6x değil mi? X'ler gitti. 6'yı ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 6. Tamam arkadaşlarım. Buradan ne oldu? 3 bölü 12 oldu. 3 bölü 12 o da eşittir.
1/4 sayısı oranı karşımıza çıkıyor. Bunu isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Birçok yöntem var dediğim gibi arkadaşlar. Bunu şuradan üçgen oluşturup, tamam mı arkadaşlarım? Üçgen oluşturup, şimdi şu üçgenin alanı, bu üçgenin alanını bulup sonra bütün paralel kenarın alanına da oranladığınızda yine 1/4 oranını bulabilirsiniz. Hangisi kolayına geliyorsa, burada yamuktan hesaplamak daha kolaydı. Ben bu şekli sundum arkadaşlar. Geçiyorum 11. sorumuza. 11. sorumuz ekranlarımıza geldi. Bakıyoruz, diyoruz ki şekildeki AB paraleldir DC, DE paraleldir BC, tamam. AEB noktaları doğrusaldır. AEB tamam. 12, 15 ve alan ADE 36 cm karedir. Şurası 36 cm kare. Hemen neyini diyeceğiz? Taban çarpı yükseklik, yükseklik bölü 2 36 ise, 12 çarpı x bölü 2 36 ise, kafadan da yapabiliriz. Burası 36'nın o zaman 2 katı olacak burayla çarpımı. 6 cm olacak diyebiliriz. Ya da 12x içler dışlar çarpımı yapıp 72 derim. X'i buradan 6 cm çıkartırım. Tamam mı arkadaşlar? Burası 6 bunun yüksekliği. ABCD dikdörtgen, ABCD ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi arkadaşlar, ABCD dörtgeninin dediğinde burada bir yamuk çıktı. Dikkat ediyor muyuz? Yani bunun yüksekliğini bulduk, 6. Hocam tamam, dikdörtgen dese 15 çarpı 6 der, 90'ı buluruz da hocam burada yamuğu soruyor. Burası 15 ise burası da 15, değil mi? Bunu bir gördük. Doğru mu arkadaşlar? Paralellerden geçti oraya. Şimdi yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. 15 artı 27 bölü 2 çarpı 6. Doğru mu arkadaşlar? Ne çıktı? 6 ile 2 sadeleşti. Buradan 3 kaldı. 15 ile 27'yi toplayalım arkadaşlar. Ne çıkıyor sonuçta? 42 çarpı 3. Bu da neyi veriyor arkadaşlar? 126 sayısını veriyor. Bu alan hesaplama sorusunda paralel kenar değil, neyin alanı? Yamuğun alanı. Toplamda ABCD dörtgeni diyor ama bu dörtgen yamuk olduğu için yamuk tarzından gidiyoruz. Aman yanılmayın arkadaşlar. Biraz zor bir soruydu. Evet. 12. soru ekranlarımızda. ABCD dikdörtgeninde E noktası AB kenarının üzerindedir. AB 12 cm'miş ve alan DEC şurası, bakın burası 12 ise hemen diyorsunuz ki burası da 12. Alan DEC şurası 24 cm kareymiş. Üçgen bu. ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2, değil mi? Şu yükseklik budur. X, yani 12 çarpı x bölü 2 eşittir 24'ü verdi. İçler dışarı çarpım. 2 karşıya çarpı olarak geçiyor. 12x eşittir 48. X'imiz buradan ne çıktı? Her tarafı 12'ye bölersek x'imiz 4 çıktı. Burası 4 santime 4 santim. Bize neyi sorur? ABCD'nin çevresi. 12 ile 4'ü toplayıp 2 ile çarpın arkadaşlar. 16 çarpı 2'den de 32 santimetre bu dikdörtgenin çevresi olaraktan karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı arkadaşlarımıza paylaşmayı ve önermeyi unutmayalım. Sevgiler, saygılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.